İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Artvin'deki en büyük geçit üzerinde bir köprü inşa etme projesi tamamlanmak üzere. Azerbaycanlılar Arsak'ın Cankatah köyünü ele geçirip yerle bir etmişlerdi. Avustralya'daki Kıbrıs ve Rum toplulukları hükümeti Osmanlı İmparatorluğu tarafından işlenen soykırımları tanımaya çağırıyor. Arsak'ın Şoş köyüne yerlerinden edilen 10 aile yerleştirildi. Van'da halka açık etkinlik yasa 5 yıl ard arda uzatılıyor. Hadrut'un melekleriyle süslü Haçkar Anıt'ın akıbeti meçhul. Dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen ve doğal yapısıyla hayranlık uyandıran Batı Ermenistan'ın Artvin ilinin Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nun iki yakasını birleştirecek olan cam köprü ve sosyal tesislerin yer aldığı projenin tamamlanmasını bölge halkı merakla bekliyor yapılacak proje kapsamında 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre yüksekliği ve 70 metre genişliği ile dünyanın ve Batı Ermenistan'ın en büyük kanyonlarından olan kanyonun çevresinde gezi ve yürüyüş yolları planlanıyor. Kanyonun iki yakası ayrıca inşa edilecek 80 metre uzunluğunda 2,5 metre genişliğinde cam köprü ile birleştirilecek. Projenin inşaatı devam ederken kanyonun üst bölgesinde bulunan taş duvarları gören bazı bölge halkı projeye tepki gösteriyor. Artsak'ta adını hiç duymadığınız veya basında okumadığınız yerleşimler var. Bunlardan biri de Mardagert bölgesinin Cankatah köyüdür. Sovyetler döneminde Cankatah, Cingatah ve daha sonra Caniatah olarak adlandırıldı. 1. Arslan Savaşı sırasında Azerbaycanlıların kontrolüne girmiş ve yıkılmıştır. 1994 yılında yerleşimin kurtuluşunun ardından Cankata halkı eve döndü ve köyü tarihi adıyla tekrar adlandırdı. Köy okulunun tarih öğretmeni Vreş Haçadıryan'a göre Azeriler köyde hiç yaşamamış bu yüzden köyü işgal ettikten sonra temelli yıkmaya çalışmışlar. Okul öğretmeni Şimdi karşıdaki tepe Azerilerin kontrolünde ama Sovyet yıllarında o kısım bile onlara ait değildi. Artak'ın bir parçasıydı. Şimdi nasıl orada hakim olduklarını bilmiyoruz. Barış çağı denilirken düşmanımızın barış istemediğini anlamalıyız diyor. 2020 savaşı sırasında can kata boşaltılmadı. Kadınlar ve çocuklar çoğunlukla köyde kalırken erkekler Artak'ta farklı cephelerde savaştı. Avustralya'nın Melbourne şehri ve Victoria eyaletinin Kıbrıs ve Rum toplumlarının başkanları, Avustralya Pontus Dernekleri Federasyonu başkanlarının desteğiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun 1915-1923 yıllarında Ermenilere, Süryanilere, Rumlara ve diğer Hristiyan azınlıklara karşı gerçekleştirdiği soykırımları resmen tanıması için hükümete çağrıda bulunan başbakana bir mektup gönderdiler. Neos Kosmos'un belirttiğine göre bu temsilciler meclisi tarafından 29 Kasım 2021'de oy birliğiyle kabul edilen ve hükümeti bu soykırımları resmen tanımaya çağıran bir önergeyi takip ediyor. Cemaat başkanları mektupta 2021 itibariyle dünyanın 31 ülkesinin bu soykırımları tanıdığını ifade ettiler. Mektupta Avustralya hükümetinin bu soykırımı resmen tanımasının zamanı geldi denildi çağrı Dışişleri Bakanı Marz Peyne ve diğerlerine iletildi. Arsak'ın Şoşköy muhtarı Erik Abrahamyan, Arsak Pres muhabirle yaptığı görüşmede şunları belirtti. 44 gün savaştan sonra köyümüze yerinden edilmiş 10 aile yerleşti tadilattan sonra diğer bölgelerden yerlerinden edilmiş ailelere memnuniyetle sağlayacağımız ücretsiz konut stokunda yaklaşık 15 evimiz var. Savaş sırasında köyde yaklaşık 100 ev hasar gördü. Savaşın bitiminden hemen sonra restorasyon çalışmaları başladı. Okul iyi durumda. 7'si yerinden edilmiş ailelerin çocukları olmak üzere 99 öğrencisi bulunuyor. Anaokuluna 29 öğrenci gidiyor. Halk için haç yeri konumunda olan köyde Sur Stepanos Kilisesi var köyler arası yollar işler acısı durumda. Muhtara göre Şoş köyünde doğalgaz sağlandı, elektrik ve su temini mevcut. Van'da 5 yıl üst üste her türlü miting, yürüyüş ve basın toplantısı düzenleme yasağı 15 gün daha uzatıldı. Açıklamada yasağın olası terör saldırılarını provokatif eylemleri önlemek, bölge sakinlerinin can ve mal güvenliğini sağlamak ve şiddetin yayılmasını önlemek gibi güvenlik gerekçeleriyle verildiği belirtildi. Duyuruda şöyle denildi: "İlimizin idari sınırları içinde 2021 yılının 14 Ocak'tan 28 Ocak'a kadar her türlü toplantı, gösteri, yürüyüş, basın toplantısı, protesto, imza toplaması, oturma eylemleri, açlık grevi ve benzeri eylemler yasaklanmaktadır. 2016 yılından itibaren valilikten gelen açıklamalarda yasak Kürt gelillalarının olası eylemleri veya onlara yönelik operasyonlarla ilgili güvenlik nedenlerine dayanmakta olduğunu hatırlatalım. Bununla birlikte bazen de neden olarak tagavarak koronavirüs enfeksiyonu ile ilgili sınırlamalar gösterilmektedir. Haçkarlar Dünya Sağlıklı Facebook sayfası bir fotoğraf yayınladı ve şunları yazdı. Artsah Hadrut 1346'da yapılmış Beyaz Haç Manastırı'nın duvar melekleriyle bezeli haçkar. Azerbaycan işgali altında olduğu için bu anıtın akıbeti bilinmiyor. Fotoğraf 19. yüzyılın sonlarında çekildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Parik Nazaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Gorani ile Muşo Gehen adlı eseri sunuyoruz. Var. yârel yar tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.